Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Saadet Partisi İK Başkanı Oğuzhan Asi Türk son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok siyasi isim katıldı. Erdoğan, "Asil Türk ağabeyimize son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımdan tanıdığım abimizle uzun yıllar bir arada olduk. Siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük emekleri oldu." dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Koronavirüs sonrası gelişen zatüreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oğuzhan Asi Türk, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Oğuzhan Asi Türk için Hacı Bayram Veli Camii'nde bugün cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katılıyor. Namaz sonra, "ağabeyim," dediği Asi Türk'e veda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "her şeyden önce şu anda musallada bulunan değerli büyüğümüz Asi Türk ağabeyimizi Hakk'a uğurlarken son görevimizi yapıyoruz. Uzun yıllar beraber olduk. Siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük emekleri oldu. Bizleri haşru cem eylesin, bu yolculukta bizleri yalnız koymasın. Dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Haklarımızı helal ettik. İnşallah cennetiyle bizleri müşerref kılsın," dedi. Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asılt-ÜRK kimdir? Oğuzhan Asi Türk, 1935 yılında Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Bir süre serbest mühendis olarak çalıştı. Daha sonra siyasete atılarak Milli Selamet Partisi'ne katıldı. 4 ila 5. Dönem Ankara, 9 Ekim 11. Dönemde de Malatya Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bunun yanında Sanayi Teknoloji ve İçişleri Bakanlığı da yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından da 10 yıl siyasetten uzaklaştırıldı. Ancak 1987'de yapılan halk oylaması sonucunda bu yasağı kaldırıldı. 1988 yılında da Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine de Fazilet Partisi'ne girdi. Necmettin Erbakan'ın ölümü sonrasında da Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi. Öte yandan Asi Türk'ün, "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" isimli bir kitabı bulunuyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup, bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.